Evet, değerli hocam, herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım, Allah'a şükür. Bugünlerimize çok şükür. İlk 19 videoya gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim arkadaşlar. Biraz sağlık problemlerinden dolayı 19'a bırakıp normal videolardan devam etmenizi istemiştim ama sınavdan sonra üzerimize yüklenen misyondan dolayı biraz da toparlayınca videoların devamına karar verdik. Nerede bırakmıştım? Ben sizi Kurtuluş Savaşı'nda bırakmıştım. Değerli arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı'ndan ÖSYM bize ortalama iki soru soruyor. İşte bunun bir tanesi savaşlar, diğeri Lozan oluyor, anlaşmalar oluyor. İptal edilen sınavda bile aynı şekilde olmuştu. Şimdi ben Kurtuluş Savaşı'nı sizlere iki türlü anlatacağım. Neden iki türlü anlatacağım? Bir, anca anlıyorsunuz, kusura bakmayın ama öyle oluyor. İki, birçok arkadaş dağınık çalışıyor arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'na. O yüzden önce bir harita üzerinden mantığını vereceğim, sonra klasik anlatıma geçeceğim. Oldu mu? Hadi bismillah. Arkadaşlar, gördüğünüz Türkiye haritası. Benim çizmediğimi söyleyeyim. Ali İhsan hocam da çizdi, sağ olsun. Türkiye haritasını bir kere bilmeden Kurtuluş Savaşı'nı öğrenemezsin. Neden? Biz Kurtuluş Savaşı'nda doğuda kimle rekabet ettik arkadaşlar? Kimle rakiptik? Ermeniler. Ahmet hocam, bu Ermeniler hangi ara bağımsız oldu? Biliyorsunuz Sovyet Rusya Brest-Litovsk Anlaşması'yla savaştan çekildi. Savaştan çekilince arkadaşlar Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan çok kısa bir süre bağımsız oldu. Çok kısa bir süre. O sırada Ermeniler İngilizlerin de gazıyla arkadaşlar doğuda işgallerde bulunmaya çalıştılar. Ermenilere dur diyecek olan komutanımız kim olacak arkadaşlar? Kazım Karabekir'in komuta ettiği ordunun adı ne arkadaşlar? 15. Kolordu. Osmanlı'dan kalan son düzenli ordumuzun adı neymiş arkadaşlar? 15. Kolordu. Tamam? Düzenli ordu. Doğuda rakip kim? Ermeniler. Dur. Değerli arkadaşlarım, Ermeniler doğuda rakip ama orada bizim topraklarımıza sulanan bir devlet daha var. O kim? Gürcistan. Evet. Ama biz Gürcistan'la savaşmıyoruz. Tamam? Gürcistan'la konuşarak anlaşma yapacağız. Hangi anlaşma yapacağız? Batum. O yüzden buyurun. Doğuda savaştığım devlet kim? Ermeni. Diplomatik temas kurduğum kim? Hem Ermeni hem Gürcistan. Az sonra. Doğuda milli gücümüz kimmiş arkadaşlar? Osmanlı'dan kalan 15. Kolordu. Kazım Karabekir. Siz buradan beni tanıyanlar gereken anlamı çıkarttı. Peki, Doğu bu. Biz devam edelim. Güneyde rakip kim? Değerli arkadaşlar, güneyde rakibimiz Fransa ve Ermeni. O zaman buyurun. Aşk ile şevk ile. Kurtuluş Savaşı döneminde, milli mücadele döneminde biz Ermenilerle hangi cephelerde savaştık? Doğuyu herkes biliyor. Sana kalite katan ne? Doğunun yanına neyi koyuyorsun? Güneyi koyuyorsun. Oldu mu? Fransa'nın yanında Çukurova'da kim olacak arkadaşlar? Ermeniler. Peki burada değerli arkadaşlar, Fransa ve Ermeni'ye karşı güneyde kim direniş gösterecek? Kim? Yiğidin harmanla olduğu yer. Antep. Gazi boşuna olmadı. Urfa, Şanlı boşuna olmadı. Maraş, Kahraman boşuna olmadı. Bunlar çok güzel tweet attığı için değil gençler. Çok güzel soru paylaştığı için değil. Bunlar kanlarını vatan uğruna akıttığı için bu unvanları aldı. O yüzden buyurun. Kuvayı Milliye. Bayan öğrencilerim, siz askere gitmiyorsunuz. Kuvayi Milliye demek, milis güçler demek. Düzensiz birlikler demek. 15. Kolordu düzenli. Ama kimden kalan düzenli ordu? Osmanlı'dan kalan. Güneyde Kuvayi Milliye. Oldu mu? Bitmedi. Gel şöyle. Gençler, şurada özellikle Koçgiri ayaklanmasını bastıran, orduları tanıyın diye böyle yapıyorum. Koçgiri ayaklanmasını bastıran, Erzincan, Sivas kaynaklı bir ordumuz daha var. 1920'de kurulan, 22'de lağvedilen Merkez Ordusu. Tamam, bunu da öğrenmiş olun. TM'ye bağlı çalışıyor. Özellikle Pontus ve Koçgiri ayaklanmalarını bastıran ordunun adı neymiş arkadaşlar? Merkez Ordusu. Bunu da öğrenmiş olalım. Gel şimdi. Hocam, Kurtuluş Savaşı'nda İtalya ile savaştık mı? İtalya nereyi işgal etti? Antalya, Muğla, Bodrum, Çılgın Geceler, Pelius Heceler, en son Konya'da tövbe ediyordu. Hatırlarsanız İtalya kalbi kırıktı. Küskündü, mahzundu. İzmir konusundan dolayı itilaflar arasında görüş ayrılığı olmuştu. Değerli arkadaşlar, İtalya bu coğrafyada. Peki hocam, İtalya savaşmıyor mu? Hayır. Mal gibi duruyor.
Anlayın diye kendimi gösterdim. İtalya ile silahlı mücadele yok. Ama hocam ne var? İtalya Muğla'yı işgal etmemiş miydi? Bıktım vallahi ya. Ya ben Kurtuluş Savaşı'ndayım, sen Mondros sonrasındasın. Bak Kurtuluş Savaşı. O yüzden milli mücadele dönemi çözdüğünü farkına var. Milli mücadele döneminde İtalya ile silahlı mücadele yok arkadaşlar. Mal gibi duruyor, kalbi kırık. Oldu mu? Gel şimdi. Değerli arkadaşlar, Doğu Trakya'da Yunan. Batı Anadolu'da kim? Yunan. Hani diyoruz ya, Minne hattı. Al şöyle Minne hattı yapalım, tamam mı? İngilizlerin Minne hattı. Bizim Doğu Trakya'yı Yunan işgal etmiş. Batı Anadolu Yunan işgal etmiş, değil mi? Hocam burası nasıl? Yine ben size Batı cephesini anlatacağım. Değerli arkadaşlar, Yunanlarla önce Gediz Savaşı'nı yapacak. Kuvayı Milliye yapacak. İşleyeceğiz bunları. Şu an provasını yapıyorum. Arkasından TVM düzenli orduyu kuracak. Anlaşıldı mı? Düzenli ordu. İşte birinci önü, ikinci önü Eskişehir Kütahya, Sakarya Büyük Taarruzu'ya gidecek. O zaman buyurun. Ben soruyorum, ben cevaplıyorum. Hangi cephelerde Kuvayi Milliye görülmüştür? Hangi cephelerde Kuvayi Milliye görülmüştür? Güney, Batı. Hangi cephede Kuvayi Milliye başarı kazanmıştır? Güney. Anlaşıldı mı? Çünkü Batı'da başarılı olamadığı için düzenli orduyu kuracağız. Birazdan işleyeceğiz onları. Benim size burada anlatmaya çalıştığım, normal videolarımda anlattığım, sınavda da çıkan bir olay var arkadaşlar. Bahsedeceğim. Dediğim gibi şu an mantık kuruyoruz. Ahmet hocam, İngilizler nerede? Arkadaşlar, İngilizler de İstanbul Boğazı'nda. İstanbul Boğazı'nda. Onlar kimi gazlıyor? Yunanları. O yüzden buyurun. İngilizlerle silahlı mücadele var mı yok mu? Yok. Ama hocam onlar işgal etmemişti. Zıpkımın kökü. Bak hala ne diyoruz? Sen Mondros sonrasındasın. Ben Kurtuluş Savaşı'ndayım. O yüzden Kurtuluş Savaşı'nda hangi İtilaf devletleriyle silahlı mücadele yoktur? Çok net. İtalya ve İngiltere. Sakın Rusya deme. Duyuyorum bak oradan. Rusya artık bir İtilaf devleti değil. Bunları kabullen. Tamam? Kurtuluş Savaşı'nda İngilizlerle ve İtalyanlarla silahlı mücadele yok. Oldu mu arkadaşlar? Orduları tanıtalım. Karadeniz çevresinde merkez ordusu Pontus Rum ve Koçkır ayaklanmalarını bastıracak. Güneyde Kuvayi Milliye başarı kazanacak. Doğuda Ermenilere karşı başarı kazanan 15. Kol Ordu. Batıda önce Kuvayi Milliye, Gediz taarruzundan sonra TVM'nin kuracağı düzenli ordu. İngilizler Boğazlar'da, Trakya'da ve Batı'da kimin işgali var arkadaşlar? Yunan işgali var. Şimdi nereye geliyorum? Şu soru kökünü KPSS adaylarının %90'ı tanımıyor. Hocam soru kökü ne? Diplomasi yoluyla kurtarılması. Diplomasi yoluyla kurtarılması. Anlaşıldı mı? Şimdi tahtaya bakalım gençler. Daha savaş anlatmıyorum. Dediğim gibi şu mantığı vermeye çalıştım. Değerli arkadaşlar, biz büyük taarruz yapacağız değil mi? Sarışın kurt ne diyecek? Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Akdeniz'den kasıt Ege'dir. Şu coğrafyadır. Biz İzmir'i kurtardıktan sonra gençler Çanakkale civarına geleceğiz. Bakın Çanakkale'ye geleceğiz. Bunu inanmıyorsanız açın bakın. Geçen sene Ekim'de yayınlanan videolarda bile var bu. Çanakkale'ye geldiğimizde, hani İzmir'i kurtarıyoruz ya, amaç İstanbul'u kurtarmak, Doğu Trakya'yı kurtarmak. Çanakkale'ye geldiğimizde İngilizler diyor ki, sen burada ne geziyorsun? Sen buraya girmen yasaktı. Şuydu buydu, dırdır vır vır, savaşacak, kavga edecek gücü de yok. Olayı diplomatik krize dönüştürüyor. Diplomatik krizin adı Çanakkale olayı. Sonra araya Avrupalılar giriyor, İtilaf devletleri giriyor. Biz Mudanya teşkisini yapıyoruz. Ya, peki ben size soruyorum. Biz İzmir'de savaştık ya arkadaşlar. Biz buralara gidebildik mi? Gidemedik. Çünkü bizi Çanakkale'de engellediler. O yüzden çıkmış sorudur. Çanakkale olayı hangi ateşkesi bitecek? Mudanya ateşkesi. Peki ben soruyorum, ben cevaplıyorum. Hadi buyurun eşlik edin. Biz Boğazlar, İstanbul, Doğu Trakya'yı savaşarak mı aldık, antlaşmayla mı aldık? Savaşarak mı, antlaşmayla mı? Savaşarak mı, antlaşmayla mı? Savaşamadık. Çünkü bizi Çanakkale'den ötesine göndermediler. Gidemedik. Anlaşma yapmak zorunda kaldık, Mudanya ateşkesi. O yüzden İstanbul, Boğazlar, Doğu Trakya savaşılmadan alınmıştır. Diplomasiyle alınmıştır. Bir kez daha altını çizelim. Çanakkale olayı, Çanakkale krizi bizim bu taraflara geçmemizi engellemiştir. Biz de buraları Mudanya ateşkesiyle kurtarmışızdır. Oldu mu? Evet. 60 saniye tekrar.
Kurtuluş Savaşı 3 cephe. Doğu, Güney, Batı. Doğu'da rakip kim? Ermeni. Diplomatik temas kurduğumuz kim? Hem Ermeni hem Gürcistan. Güney'de rakip kim? Fransa, Ermeni. Demek ki Ermeniler hem Güney'de hem Doğu'da. Batı'da rakip kim? Yunan. İnanmak çok zor senin adına. İtalya ve İngiltere'de silahlı mücadele yok. Tamam. Çanakkale olayı, Mudanya ateşkesi, şu coğrafyanın savaşmadan kurtarılması. Umarım anlatabilmişimdir gençler. Bir de sürpriz bir ordu vardı. Merkez Ordusu. 1920'de kurulan, 22'de kapatılan, Pontus'un ve Koçkir ayaklanmalarını bastıran ordumuzun adı neymiş arkadaşlar? Merkez Ordusu. Biraz ondan bahsettik. Tamam. Temeli attığımı düşünüyorum. O zaman buyurun. Ben Kurtuluş Savaşı'na başlayabilirim arkadaşlar. Hadi bakalım. Doğu'da siz söyleyin, ben yazıyorum. Doğu'da rakip kim? Ermeniler. Ermeniyle mücadele eden ordu kim? 15. Kol Ordu. Bu kol ordunun komutanı kim? Yetimler babası. Şark Fatihi. Kazım Karabekir. Evet. Peki hocam, bu Ermeni olayı neydi? 2. Abdülhamit döneminde ilk kez Erzurum'da başladı Ermeni isyanı. Hınçak Südyun, Taşnak Südyun, İntikam Alayı gibi cemiyetleri vardı. Biz bunları 24 Nisan'da kapattık. Kapattık. Hatta 24 Nisan soykırım yalanı buradan gelir. Arkasından Kafkas cephesinde tehcir kanunu çıkartmıştık. Hatırlarsanız değil mi? Dahiliye Nazırı Talat Paşa çıkarmıştı. Arkadaşlar, tehcir kanunu. Devam edelim. Biz Ermenilerle daha sonra ne yaptık arkadaşlar? 1918'in sonunda, belki ilk kez duyuyorsunuz, tehcir kanununda düzenleme yaptık. Geri görüş kararnamesi. Geri dönüş kararnamesi. Geri görüş diyorum kamera gibi, tövbe yarabbim. Geri dönüş kararnamesi. 1918'in Aralık ayı. Arkasından bu Ermeniler arkadaşlar, işte Wilson'du, Mondros'u, kurulma aşamalarını biliyorsunuz. Paris Barış Konferansı'ydı. Ermeniler kısa bir süre Rusya'dan ayrıldı, bağımsız oldu. Arkasından ne yaptı bunlar? Kars'a, Ardahan'a, o taraflara saldırı yaptılar. Oraları işgal etmeye çalıştılar. Bu sefer 1920'nin Ekim ayı. Kazım Karabekir. Doğu'yu atamışım yiğidimi. Kara kaşlı, kara gözü, vatan evladı. Masum Anadolu'nun ötüken yürekli komutanı. Kazım Karabekir. Bakmış ki Ermeniler durmuyor. Ulan demiş, şu üç günlük dünyada Ermeni de boyun bükeceksek yaşamayalım. Öleceksek adam gibi ölelim demiş. Ermeni'ye taarruza girişmiş. 1920'nin Ekim ayı. Ermeni'yi başlamış tokatlamaya. Ekim başlamış tokatlıyor. Ekim bitmiş tokatlıyor. Kasım devam ediyor tokatlıyor. Yapma Kazım, çıldırma Kazım, ay Kazım, oy Kazım. En son 3 Aralık'ta gümletiyor. O zaman buyurun, çok gizemli bir soru. Ermenilerle yapılan anlaşmanın adı Gümrü. Hazır mıyız? Gümrü Anlaşması gençler. 3 Aralık 1920. TEVM adına kim imzaladı? Kazım Karabekir. Tamam. Gençler, maddelerini yazmayacağım. Tekrar dersi olduğu için hemen size de oyalamadan özet geçeceğim. Bir kere kardeşim, Gümrü Anlaşması'nı bizim adımıza imzalayan Kazım Karabekir'dir. 3 Aralık Yay burcudur. Gereksiz bilgi. Değerli arkadaşlar, Kazım Karabekir'in imzasıyla yapılan bu anlaşmayla 1. TEVM ilk askeri siyasi zaferini kazanmıştır. TEVM ilk kez tanınmıştır. Olur mu? TEVM'yi tanıyan, Sevr'i reddeden, Misak-ı Milli tanıyan ilk devlet Ermenilerdir. Devam ediyorum. Değerli arkadaşlar, olaylara karışmayan Ermeniler 6 ay içinde dönebilecektir. Sana kalite katan bilgi bu. Gümrü Anlaşması'nın içeriğinde tehcir kanunu ile ilgili düzenleme var. Oldu mu? Demek ki tehcir kanunundan 3 şey bilin. Bu Dahiliye Nazırı Talat Paşa tarafından Kafkas cephesine yapılan olaylardan dolayı çıkarıldı. 1918'de geri dönüş kararnamesi yayınlandı. Gümrü Anlaşması'nda da olaylara karışmayan Ermenilerin 6 ay içinde döneceği karara bağlandı. Devam ediyorum. Aras Nehri sınır oldu. Kars, Ardahan, Batum, bunlar bize kaldı arkadaşlar. Devam edelim. Gümrü Anlaşması'yla Doğu cephesindeki askerler batıya kaydırıldı. Doğu sınırı büyük oranda çizildi. Güncel bilgi. Erzurum, Bakü, demiryolu hattı döşendi. Böylelikle Rusya'dan gelen yardımın önü açıldı. Sovyet Rusya'dan gelen yardımın, bize gelecek yardımın önü açıldı. Biliyorsunuz Sovyet Rusya artık bir itilaf devleti değil. Evet.
İlk askeri başarı, siyasi başarı, Aras Nehri sınır. Kars, Ardahan, Batum bizde. Arkadaşlar devam edelim. Gümrü Anlaşması'yla Tevme'yi tanıyan, Sevr'i reddeden, Misak-ı Midi tanıyan ilk devlet Ermeni. Geri dönüşle ilgili madde var, tehcir kanunu ile ilgili. Güncel bilgi verdim. Erzurum-Bakü demiryolu hattının açılması Sovyet Rusya'dan gelen yardımın önünü yaptı, açtı. Doğu cephesi kapandı. Doğu sınırında büyük oranda ne olduğu çizildi. Okey. Ve ilk kez Türkiye adı bir anlaşmada yer aldı. İlk kez Türkiye adının coğrafi bir terim olarak geçtiği anlaşma Gümrü'dür. Tevmen'in ilk başarısı oldu. 2 sene önce soruldu. Şimdi mükemmel bir soru geliyor. 3 Aralık'ta Gümrü'yü yaptın ya kardeşim. Bu senin karizmanı ne yaptı? Arttırdı. Değil mi? Tanındın. Arkadaşlar tanınmayı şöyle kodlayalım. Bir daha uğraşmayalım. Benim çok sevmediğim bir hayvan. Fare. Tevme'yi tanıyan ilk düz devlet Ermenistan. Tevme'yi tanıyan ilk büyük devlet Avrupa devleti Rusya. Tevme'yi tanıyan ilk büyük devlet Avrupa devleti Rusya. Yalvarıyorum artık İtilaf devleti değil. Devam. Tevme'yi tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan. Tevme'yi tanıyan ilk İtilaf devleti Fransa. Fransa İtilaf. Afganistan Müslüman. Rusya dersen büyük devlet Avrupa devleti. Ermenistan düz devlet. Tamam. Tanımamız bu. Mükemmel bir soru geliyor. Hazır mıyız? 3 Aralık 1920'de Gümrü Anlaşması'nın imzalanması iç politikada hangi gelişmeye sebep olmuştur? İç politikada hangi gelişmeye sebep olmuştur? Mükemmel bir soru. Cevap Bilecik görüşmeleri. Gençler. 3 Aralık Gümrü, 5 Aralık Bilecik, 7 Aralık doğum günüm. Hepsi yay burcu bunların. Söyleyeyim ben size. Bilecik görüşmesinden şöyle sorular gelebilir. Temsil heyetinin hükümet tarafından tanınması, Amasya görüşmeleri. Tevmen'in hükümet tarafından tanınması, Bilecik görüşmeleri. Peki hocam burada kimler katıldı? Kimler, kimlerle beraber? Bir kere Bilecik görüşmeleri yapıldığında İstanbul hükümetinin başında Ahmet Tevfik Paşa vardı. Hükümetin başında Ahmet Tevfik Paşa, kim katıldı? Ahmet İzzet ve Salih Paşalar. Peki burada kim katıldı? Mustafa Kemal artı yavaş yavaş piyasaya çıkıyor İsmet İnönü arkadaşlar. Hatta Mustafa Kemal bunları 3 ay süreyle tutukladı. Hikayeyi biliyorsunuz. Bilecik görüşmeleri Gümrü'den sonra oluyor arkadaşlar. Tamam, böyle bir bağlamış olalım. İstanbul hükümetinin Büyük Millet Meclisi'nin tanınmasıdır. Temsil heyetinin tanınması Amasya görüşmeleri, Tevmen'in tanınması Bilecik görüşmeleri. Peki biz Gümrü'yü yaptık mı? Yaptık. Arkasından Gürcistan, sen nereye saldır? Batum'a. Batum'a gözüküyor. Hani o da kısa süreli bağımsız oldu ya Rusya'dan ayrılıp. Bu sefer Kazım Karabekir dedi ki, gelirsen seni gebertirim dedim. Beni getirtme oraya dedim. Bak dedim, seni çok fena yaparım dedim. Tamam abi dedi. Kim? Gürcistan. O zaman buyurun. Ben Gürcistan'la savaşarak mı anlaşma yaptım, konuşarak mı yaptım? Konuşarak yaptım. Çünkü zaten o Rusya ile savaşıyordu. Bana karşı koyacak gücü yoktu. O yüzden Doğu cephesinde benim diğer anlaşmam gençler, Batum Anlaşması. Bu kronolojik bakımdan 1. İnönü'nün arkasına denk gelecek. İşleyeceğiz zaten. 23 Şubat 1921. Batum bizde olduğunu Gürcistan kabul etti. Oldu mu? O zaman doğuda Gümrü'yü savaşarak, Batum'u konuşarak yaptım. Arkasından ne oldu? Rus Kızıl Ordusu Ermenistan'a ve Gürcistan'a daldı. O zaman buyurun. Ermenistan ve Gürcistan kime bağlandı? Rusya'ya bağlandı. O zaman buyurun. Benim doğuda muhatabım kim olacak? Rusya. Detaylarını son anlatacağım. Rusya diyecek ki, oğlum diyecek ya, sen benim çocuklarla biraz alışveriş yapmışsın. Abicim ayıp ettin ya dedim. Biz seninle her türlü sorunu çözeriz dedim. Sovyet Rusya'yla Batı cephesinde işleyeceğiz. Hangi anlaşmayı yapacağız gençler? Moskova. Hatta bunu YAR diye kodluyoruz. Yusuf Kemal, Ali Fuat, Rıza Nur. Bakın Batum'da kim var? Kazım Karabekir var. Gümrü'de Kazım var ama burada Kazım yok. Bu sefer
Sovyet Rusya'nın onayıyla biz Kafkas ülkeleriyle hangi anlaşmayı yapacağız? Kars Antlaşması. Değerli arkadaşlar, 13 Ekim 1921 Sakarya'dan sonra işleyeceğiz. Bunu da kim imzalayacak? Kazım. Evet, o zaman aşk ile şevk ile buyurun. Doğu sınırımı ilgilendiren kaç anlaşma var? 4. Gümrü, savaşarak. Batum, konuşarak. Bunlar Rusya'ya bağlandığı için Moskova. Rusya'nın onayıyla Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan'la hangi anlaşma? Kars. Kars'a kim var? Kazım. Gümrü'de kim var? Kazım. Batum'da kim var? Kazım. Moskova'da Kazım yok. Şark babası kim? Yetimler babası kim? Kazım Karabekir. Ben soruyorum, ben cevaplıyorum. Doğu sınırının kesinlik kazanması. Hangi anlaşma? Kars. Oldu mu gençler? Bu arada ben size Moskova ve Kars'ı anlatmadım. Sadece cephenin mantığını verdim. Bunlar Sakarya'dan sonra Kars'ı göreceğiz. Birinci nöden sonra Moskova ve Batum'u göreceğiz. Anlatabildim mi? Tamam mıyız? İlk kapanan cephe hangi cephe oldu gençler? Doğu cephesi. Serkan'ım kaydır beni. Kaydır. Evet gençler, haritanın bence bir ekran resmini alın. Ordulardan bahsettik. Gayet mantıklı bir şekilde. Şimdi bu gördüğünüz haritayı biz bir güzel silelim. Silelim ki konumuzu işleyelim. Evet, herkes şöyle bir baktı mı? Şöyle gözünüzü doyurun. Oh! Siliyorum. Evet gençler, Güney Cephesi. Şimdi Güney Cephesi'ne dikkat edeceğiz. Oldu mu? Özel çalışman gereken bir cephe değil. Bir şöyle çalışalım bakalım. Doğu Cephesi'nin kurulmasında hangi kongre etkiliydi? Erzurum Kongresi, Kars İslam Şurası değil mi? Güney Cephesi'nin kurulmasında özellikle hangi kongre etkilidir? Pozantı Kongresi. Hatırladık mı? Mustafa Kemal de katılmıştı. Peki, Güney Cephesi'nde rakip kim? Fransa artı Ermeni. Peki bunlarla mücadele eden kim gençler? Mücadele eden kim? Kuvayı Milliye. Düzenli mi, düzensiz mi? Düzensiz. Arkadaşlar, Güney Cephesi'nin kaderi batıya bağlı. Hocam nasıl? İkinci dönüyü kazanıyorsun. İkinci dönüyü kazanıyorsun. Fransa çekilmeye başlıyor. Eskişehir'i kaybediyorsun, duruyor. Sakarya'yı kazanıyorsun, tamamen çekiliyor. O yüzden Güney Cephesi'nin kaderi batıya bağlıdır. ...1921... Ankara Antlaşması ile kapanacaktır. Evet. Sakarya'dan sonra kapanıyor. Oldu mu gençler? Özellikle Sakarya Savaşı. Şimdi bitmedi işimiz. Bitmedi. Buradan biraz eleyici çalışalım. Eleyici çalışalım. Mesela Güney Cephesi'nden çıkacak sorular belli. Kuvayi Milliye şefleri. Antep'te Kılıç Ali var, Karaylan var, Şahin Bey, Şehit Kamil, Ahmet Karakuza. Değil mi? Maraş'ta Sütçü İmam, Rıdvan Hoca. Ben bunları daha önceki tekrar videolarımda anlattım. Adana'da var, Urfa'da var. Doğru mu? Burada neyi bileceğiz arkadaşlar? Neyi bileceğiz? Kılavuz Hatice. Bayan kahramanımız Kılavuz Hatice. Adana, Osmaniye, Adana taraflarında Fransız askerlere, yanlış yön gösterip birçok askerimizi kurtaran kişi. Osmaniye'de Tayyar Rahmiye var arkadaşlar. Bunlar yerel analarımız, bacılarımız, kahramanlarımız. Bir de şu soru gelebilir. Güneyde ilk kurtarılan şehir. Arkadaşlar, güneyde ilk kurtarılan şehir 11 Şubat 1920. Bak şimdi buraya. Maraş. Matematiğiniz var inşallah, değil mi? 23 Nisan 1920 TBMM'nin açılmasıdır. TBMM açılmadan önce kurtulan güneydeki şehir neresiymiş? Maraş. Tabii. Devam. Arkasından arkadaşlar 10-11 Nisan, belki bir gün yanılmış olabilirim. 1920'de kim kurtuldu? Urfa. TBMM açılmadan önce. O zaman cevap verin. Cevap ver. Güney Cephesi hangi anlaşmayla kapanacak? Ankara Anlaşması. Değil mi? İşleyeceğiz bunu. Ama şimdi mantığını kavrayın. Ben Batı Cephesi'nde haritada anlatmıştım.
Doğu Trakya'yı, İstanbul'u, Boğazları savaşmadan aldım hatırlarsanız diplomasiyle. Gel buraya, Maraş'la Urfa zaten kurtulmuştu. TBMM açılmadan önce. Biz 21'de Ankara Anlaşması yaparsak hangi şehirleri işgalden kurtarırız? Ya ben bunu TG denemeline sordum. Hangi şehirleri işgallerden kurtarırız? Cevap, benim memleketim Antep ve Adana. Çünkü bunlar zaten kurtulmuştu. Ben size deneme yazsam, 21 Ankara Anlaşması'yla hangi bölgeler işgalden kurtuldu? Siz kesinlikle Antep, Adana, Maraş, Urfa ne varsa işaretlersiniz. Sakin ol yiğidim, sakin ol. Burada karizmatik bilgi. Maraş'la Urfa zaten kurtulmuştu. Oldu mu gençler? O zaman batıda antlaşmayla kurtardığım yer İstanbul, Boğazlar, Doğu Trakya. Değil mi? Güneyde antlaşma sonucu işgallerin bitirildiği bölgeler Antep ve Adana. Anlatabildim mi? Bir de buradan gelecek soru belli arkadaşlar. Hocam ne gelecek? Ünvan gelecek. Madalya sorusu gelecek. Evet. Gazi. Kahraman. Şanlı. Arkadaşlar, gazilik ünvanı 1921. Atatürk döneminde ünvan alan şehir Gaziantep. Mustafa Kemal'in hayran olduğu şehir Gaziantep. Mustafa Kemal'i öve ve bitiremediği insanlar Yüce Antepliler. Memleketime torpil geçtim. Mustafa Kemal'in nüfusunun kayıtlı olduğu yer Gaziantep. Evet, zaten bizim kanımıza dokunan da bu. Sen 6000 şehit ver. 6000 şehit ver. Gazi ol. Fransa diren, İngiliz'e diren. Ünvan al. Arkasından git. Suriyelileri besle. Daha fazla bu konuya girmek istemiyorum. Siz beni anladınız. Kahraman 1973. Şanlı 1984. Atatürk döneminde ünvan alan şehir Gaziantep. Peki gençler, 2016-17 sorusu var. 15 Temmuz olaylarından dolayı Kahraman Kazan, duymuşsundur bunu. Kahraman Kazan'da Ankara'nın ilçesi ünvan almıştı. Hatırlatmak için yazdım. Geldik Malatya'ya. Malatya nereden çıktı? Madalya'ya gençler. Malatya ne ya? Evet, Allah söyletti. Beni izleyenler inşallah Malatya'ya atansın. Hadi bakalım. Arkadaşlar, madalya. 1924'te İnebolu. Ben soruyorum, ben cevaplıyorum. Atatürk döneminde madalya alan ilk bölge, ilk ilçe İnebolu. İlk şehirdense Maraş. Evet. İlk şehirdense cevap neymiş arkadaşlar? Maraş. Evet gençler, şimdi Batı cephesinden devam ediyoruz. Batı cephesini kuracağım. Arkasından detay anlatımına geçeceğim. Oldu mu? Doğu cephesini kurdum ve kapattım Gümrü Anlaşması'yla. Güney cephesini kurdum. Ankara Anlaşması'yla Üstünkörü kapattım. Burada ilklerden bir soru ürettik. Madalyalardan, ünvanlardan bahsediyorduk. Madalyalar deyince şunu da eklemiş olalım arkadaşlar. 1925'te Maraş, Atatürk zamanında madalya alan şehir derse Maraş'tı, bölge derse, ilçe derse İnebolu'ydu. Burada Antep'imizi bilelim, 2008. Urfa, 2016. Evet, ünvan ve madalya demiştik. Şimdi arkadaşlar, Batı cephesini biraz farklı kuracağım. Farklı kuracağım, inşallah da çok güzel bağlamış olacağım, tamam mı? Batı cephesinde bir kere şuradan bileceğiz arkadaşlar süreci. Bir Sanremo konferansı vardı hatırlarsanız. Sevr'in taslağı görüşülmüştü. Nisan 1920'de başlayıp Haziran'a kadar özellikle devam eden bir konferanstı değerli arkadaşlar. Bu Sanremo konferansında Ahmet Tevfik Paşa, o komisyonun başkanıydı, kararları beğenmeyince, biz bu kararları beğenmeyince Yunan işgali ne oldu? Hızlandı. Yunanlılar Minne hattını aştı. Hani İngilizlerin çizdiği hat bu, değil mi? Arkasından Temmuz ayında 1920'de Bursa düştü. Bursa düşünce Mustafa Kemal meclise, kürsüye siyah örtü örttü. Temmuz ayı. Bitmedi. Bak, biz kabul etmeyince Yunan işgali ne olmuş? Hızlanmış.
Bizi barışa zorlamak için. Doğru mu? Arkasından gençler, Ağustos ayında 1920'de Sevr imzalandı. Sevr imzalanınca tabii ki çok kötü bir anlaşma. İşte Saltanat Şurası imzaladı. Son barıştı Sevr Anlaşması arkadaşlar. Sevr imzalanınca bu sefer Ali Fuat Paşa tıpkı Kazım Karabekir gibi. Ya dedi, bu Yunanların yaptığını artık yeter dedi ya. 3 günlük dünyada öleceksek adam gibi ölelim dedi. Ve gaza gelip Ekim ayında 1920'nin Ekim ayında ne yaptı? Gediz taarruzunu yaptı. Ve sevgili gençler, Gediz taarruzu başarısız olunca Ekim'den hangi aya geçtik? Kasım ayına geçtik. Kasım 1920'de biz düzenli orduyu kurduk. Ya biz düzenli orduyu kurduk. 8-10 Kasım. Bunun da arkadaşlar iki cephesi var. Kuzey, güney. Ben kuzeyciydim dizisi vardı hatırlarsanız. Kuzeyde İsmet. Gençler, güneyde kimdi? Refet. Bak şimdi bu adam ne anlattı. San Remo konferansı, Sevr'in taslağının görüşüldüğü konferans. Kararları Ahmet Tevfik Paşa beğenmeyince Yunan işgali hızlandı. Minne hattını açtılar. İşgaller artınca Bursa düştü. Bursa'nın düşmesi, siyah örtü mevzusu nedir? Bağlamış olduk. Arkasından Sevr Anlaşması yapıldı. Sevr'den sonra Yunan işgalleri hızlanınca bu sefer Ali Fuat gaza geldi. Gediz taarruzunu yaptı. Başarısı olunca Ali Fuat, bebeğim dedik ya, senden çok iyi diplomat olur. Sen nereye? Moskova'ya. Ali Fuat'ı Moskova'ya gönderdik. Kuvayi Milliye'yi kaldırdık. Düzenli ordu kurduk. Gediz taarruzu. Arkasından düzenli ordunun iki komutanı var. İsmet, Refet. Oldu mu arkadaşlar? Peki, bizim Gediz taarruzunda başarısız olma sebeplerimizden birisi Çerkez Ethem'le Ali Fuat'ın arkadaşlar tam olarak organize olamaması. Çerkez Ethem'in disiplinsizlikleri. Tamam, bunu da bilmiş olalım. Peki, bu Batı cephesinde arkadaşlar kurulmasında etkili olan kongreler vardı. Yunan'a karşı hatırlarsanız BAM, Balıkesir, Alaşehir, Afyon, Nazilli, Yunan'a karşı toplanan kongreler. Doğu cephesinin kurulmasında Erzurum Kongresi, Güney cephesinin kurulmasında Pozantı Kongresi, Balıkesir'de Balıkesir, Afyon, Alaşehir, Nazilli. Bitmedi. Mükemmel bir soru. Batı cephesinde kumanda birliğini sağlamak için. Kumanda birliğini sağlamak için atılan ilk adım. Arkadaşlar, Sivas Kongresi. Oldu mu? Sivas Kongresi ile Ali Fuat'ı biz nereye atamıştık hatırlarsanız? Batı cephesi komutanını atamış, hükümet gibi davranmıştık değil mi? İşte o Ali Fuat San Remo konferansından sonra, Sevr'den sonra hangi taarruzu yapmış? Gediz taarruzunu yapmış. Oldu mu arkadaşlar? Bu Batı cephesinin kurulmasında. Peki hocam, Batı'da rakip kimdi? Daha önce haritada anlattım arkadaşlar. Rakip kimdi yavrum? Yunanlılardı. Peki burada önce kim savaşmış? Kuvayi Milliye. Gediz taarruzundan sonra kim savaşmış arkadaşlar? Düzenli ordu. Oldu mu? San Remo, Bursa olayı, Gediz taarruzu, düzenli ordunun kurulması, bunlar çok güzel notlar, kıymetini bilene çok güzel bağladığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Hayrını görün inşallah. Peki ben savaşları anlattım mı? Hayır. Savaşların da şöyle bir ana mantığını vereyim. Değerli arkadaşlar, 1921'in Ocak ayında 1. İnönü olacak. 1921'in Mart sonu, Nisan başında 2. İnönü olacak. Bekle. Bu 1. İnönü'nün adı Yunanlılar tarafından hor görüldüğü için Taarruz-u Keşif Savaşı. 2. İnönü'nün adı 2. İnönü gençler doğal olarak. Burada bir detay var. Savaşları anlatacağım. 2. İnönü'de Refet gaza gelecek. Aslıhanlar Dumlupınar taarruzu başarısız olunca hop Refetciğim, bebeğim elendin diyeceğiz. Tek başına kim kalacak? İsmet. O yüzden Batı cephesinin birleşmesi 2. İnönü'den sonra. Şöyle anlatayım aklınıza kalsın diye. İsmet İnönü tek kaldı mı? Tek başına bir şey yapabilir mi? Hayır. Mustafa Kemal'den hiçbir şey yapamaz. Sağ olsun beni utandırmadı. Yapamadı. Gençler. Hangi savaş?
1921'in Temmuz ayı, Eskişehir, Kütahya. Ya. Üçüncü büyük Yunan saldırısı diyor Mustafa Kemal. İsmet'le başarısı oldu mu? Onu da Genelkurmay Bakanlığı'ndan alacağız arkadaşlar. Şey, Milli Savunma Bakanlığı'ndan alacağız. İsmet başarısı olunca, evet, burada Erkan-ı Harbiye. Kim gelecek? Fevzi Çakmak gelecek. Oldu mu? İsmet İnönü Genelkurmay'dan alınacak arkadaşlar. Peki, arkasından 1921'in Temmuz sonu, Ağustos başı, Ağustos diyelim, Sakarya, işleyeceğiz bunları. 1922'de, Ağustos, Eylül'de Büyük Taarruz. O zaman şöyle yapacağız. Önce birinci nönü, gençler, birinci nönü, işleyeceğiz bunları. Sonra ikinci nönü, ikinci nönün akabinde Aslıhanlar, Dumlupınar başarısız olduğu için biz burada Refet Bey'i görevden alacağız, Batı cephesini birleştireceğiz. Eskişehir Kütahya'da da İsmet İnönü'yü Genelkurmay Başkanlığı'ndan alacağız. Çünkü o da başarısız oldu. Unutmayın, başarısız olunca görevden alıyoruz arkadaşlar. Sonra Sakarya. Sakarya ile Büyük Taarruz arasında tam bir yıl fark var. ÖSYM bize bunları da sordu. Ahmet Hocam, neden bir yıl fark var? Çünkü değerli arkadaşlar, ordumuzun taarruz eğitimi, tekali milliyenin tamamlanması, yardımların tamamlanması tam bir hazırlık süreci. Tamam. Burada dediğim gibi Sevr'in görüşüldüğü San Remo, bu kararları beğenmeyince Yunan işgali hızlandı. Milli hattını aştılar. Bursa'yı işgal ettiler. Bursa'yı işgal olunca meclisi siyah ört örttük. Arkasından Sevr imzalandı. Yunanlar kudurmaya devam etti. Bu sefer Ali Fuat Gaz'a geldi. 1920'nin Ekim ayında. Gedi Taarruzu. Başarısı oldu. Sen bay bay Moskova'ya dedik. Kuvay Milliye'yi kaldırdık. Kasım ayında düzenli orduyu kurduk. İsmet, Refet. Çerkez İtem, gel oğlum dedim, gelmem dedi. Gel dedim, gelmem dedi. Neden? Çünkü o emir altına girmek istemedi. Çerkez İtem'in isyanı bu olaydan sonra başladı arkadaşlar. Devam ediyorum. Burada kuzey güne dedik ya arkadaşlar. Burada ardından ne yaptık? Birinci nüyü kazandık. İkiyi kazandık ama Aslıhanlar, Dumlupınar taarruzu başarısız olunca Refet'i görevden aldık. Refet gitti, Batı cephesi birleşti. Tek başına kim kaldı? İsmet kaldı. Tamam. Zaten birinci nönü, ikinci nönü Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Büyük Taarruz. Kaybedeceğimiz savaş Eskişehir, Kütahya olacak. Olumsuz bir sonuç görüyorsanız, olağanüstü bir hal görüyorsanız Eskişehir, Kütahya'yı ne yapacağız? İşaretleyeceğiz. Doğu cephesinde Erzurum Kongresi, Güney cephesinde Pozantı Kongresi, Batı cephesinin kurulmasında Balıkesir, Alaşehir, Afyon, Nazilli, bir de Sivas Kongresi'ni unutmayın. Komuta birliği için ilk adım, Ali Fuat'ın Batı cephesine atanması ilk adımdır arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. Dediğim gibi ben bu savaşları daha anlatmadım. Sadece bir mantığını verdim. Bir sonraki videoda Kurtuluş Savaşı'nın mücadelelerinden ne yapıyoruz? Devam ediyoruz gençler.